Bir soru, şöyle bir soru var. İlginç bir soru, önemli bir soru olduğu için hemen onu da sizinle paylaşayım. Diyor ki, sadece çocuk yapmak için evlenip sonra ayrılmak caiz mi? Bu toplumun bir kesiminde yapılıyor tabii ki. Çocuk sahibi olunuyor, yani nikah kıyıyorlar, çocuk sahibi oluyor. Çocuk sahibi olduktan sonra da bu sefer boşanma davaları açılabiliyor ve yüksek nafakalar söz konusu olabiliyor. Burada tabii ki mağdur, iki taraf da mağdur. Kadın da mağdur oluyor ama erkek de mağdur oluyor netice itibariyle. Çünkü erkek hayatı boyunca eğer nafaka ödeyecekse bu bir pürüz, bir problem. Evlenemeyecek bir daha. Bunların tabii ki çözülmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili makul adımların atıldığı ve özel bazı maddelerin çıkarıldığını, kanunun, yönetmeliğin bunu ihtiva eden mahiyette düzenlendiğini biliyorum. Bu önemli bir şey. Yani kimsenin mağdur olmaması gerekir. Tek taraflı bakmak olaya pürüzü çoğaltır, sıkıntıyı çoğaltır, kavgayı, gürültüyü, anlaşmazlığı çoğaltır. İki taraflı bakmak gerekir ve adil olmak gerekir. Yani adil olmak demek kadından yana, erkekten yana olmak demek değil. Kim haklıysa ondan yana olmaktır. Onun için kadın yanında olacağız ama erkeği de taşlanacak olan bir şey gibi görmek de yanlış bir şey yani. Bu sefer yanlışları körükler. Onun için adil olmak, adil bir çözüm sağlamak, iki tarafı barıştırmak ve ayrılacaklarsa da makul bir ayrılığın olmasını sağlamak, şiddet içermeyen, cinayet içermeyen, kavga içermeyen bir ayrılığın kapısını açmak gerekir. Yoksa erkekleri zalim, gaddar ve bu doğru bir şey değil yani. Bu erkekleri bu tarz söylemler erkekleri düzeltmez yani. Ne düzeltir olayları? İki tarafı dinlemek, ailenin ileri gelenlerinin kavga eden karı kocanın arasını bulmaya çalışmak, eğer boşanma olacaksa makul bir paylaşım, diyelim ki çocuklardan biri babada kalır uygunsa, mahkeme uygun görüyorsa, iki taraf kabul ediyorsa, biri annede kalabilir, birbirlerini görebilirler, baba anneyi, anne babayı görebilir, evlatlar bazen ziyaret edilebilir. Eğer makul bir sonuç ortaya çıkarırsak, vicdanlar rahat olursa pürüzler de azalır. Boşanmalar da azalır, sıkıntılar da azalır ama eşlerden birinin kadın ve erkek olabilir. Evleneyim, bir çocuk sahibi olayım da karşıdakini mağdur edeyim. Şöyle veya böyle mağdur edeyim. Tarzında yola çıktığında yapılan iş zulümdür ve yanlıştır. Bunu onaylamak mümkün değildir. Bunun örnekleri maalesef toplumda görülebiliyor. Evet, bir